Hande'yi. Neyi? Hande'yi. Hande mi? Hangi Hande? Hande, Hande Ataizi mi? Ay yine mi silikonları patlamış? Ay yo yo. Kesin bardan kaçarken yine sıkışmıştır bir cama. Yok ya, şemsiyelerle birilerini dövmüş. Gazetede gördüm. Evet. Ya hayır ya, o değil. Hani bu tanıtım departmanındaki sarışın Hande var ya. Aa, şu ofisteki herkese asıl ana Hande. Hmm. Ergonomik Hande. Öyle de olur böyle de. İsmim Hande. Hamileymiş. Ha. Ne? Ev sahibi kimmiş? Ha? Valla bilmiyorum da. Hı. Benden duymuş olmayın, çocuğun babası belli değil. Hadi canım. Sanırım ofisten biri. Ahso, şimdi o zaman buna iş kazası derler ki o zaman sigortadan alırlar. Yani. Nasıl, neyi? Yani sigortadan parasını alır bu kazanın yani. Sigorta. Kaza mı sayılır? Ya kaza zaten salak. Ne diyeyim şimdi, alırlar yani. Turul Bey, olabilir mi? Olamaz. Bir şey söyleyeceğim ya. Tanıtımdaki Hande'ye çok kötü kitlemişler oğlum. Ne diyorsun ya? Hamile kalmış, bebek yapmış bir tane. Valla mı? Ha, babası da ofisten biri diyorlar ha. Selçuk. Ay ben bir tuvalete gideyim. Ya bırak ya. Ulan ne artist adamsın sen be. Hadi Kemal. Hande Hanımcığım, hanım kardeşim nasılsın, iyi misin? Ne öyle kardeşim, kardeşim falan, ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Bugüne bugün çocuğumun babasısın. Yok canım öyle. Nasıl olur canım? Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil canım. Sana ne diyorum bak. Baba diyorum. Baba. Ya ne münasebet be canım. Ben baba mama değil. Zaten ben şeyim yani. Olmaz ki böyle bir şey değil mi? Ne adi şerefsiz bir adamsın sen. Ne demek istiyorsun? Onu da mı bana soruyorsun? Ama Hande Hanımcığım ben nerede nasıl şey ettiğimizi yani hiç hatırlayamadım yani. Nasıl hatırlamazsın Ali Kemal'cim? Evet ben de onu soruyorum kendi kendime. Nasıl hatırlayamıyorum böyle bir şey? Hani senle ben. Evet. Şirket yemeğinden sonra. Ya o ben şirket yemeğinde çok içmiştim. Ben çok içince sonra neler yaptığımı hep unutuyorum. Hep. Böyle bahanelerle benden kurtulacağını zannediyorsan aldanıyorsun. Hande Hanımcığım ben bir bahane üretmeye çalışmıyorum. Benim 3 tane veledim var. Ben evli barklı kendi halinde bir Ali Kemal'im. Ya ben de zaten senin gibi bir adamdan çocuk sahibi olmak istemiyorum. Çok güzel güzel. Aldıracağım çocuğu. Nefis bir karar. Ama hayatta her şey böyle kolay olmuyor Ali Kemal'cim değil mi? Çıkar bakayım cüzdanı. Aynen cüzdan burada. Şimdi şuradan şey yap. Bunlar yetmez Ali Kemal. Yarın bunun iki katını getiriyorsun bana. Oha! İstersen yarın karını arayıp ondan isteyeyim. Yarın ben saat kaçta kaç parayı burada. Nereye? Burada. Tamam. Yarın parayı getiriyorsun. Ben de bu biricik sırrımızı ebediyete gömüyorum. Hı? Nasıl? Süper. De... Al şu oksijeni başımı belaya sokma. Teşekkür ederim Korkut'cum. Bak yakarsın başımı kimse duymasın. Merak etme aramızda. Ali Kemal, Faruk, Erhan, Korkut. Aa Selçuk buradayım. Ben de seni arıyordum. Al canım. Hı hı. Tamam mı hesabımız? Bak. Daha fazla konuşmamış mıydık? Ya kızım bütün birikimin bu işte ya. Bunu o 3 dakikalık süper performansını sergilemeden önce düşünecektin. 3 dakikada da koymuşuz çocuğu. Nesi var? Şimdi oldu. Bir kere daha takılalım mı? Bir şey olmaz lan. Çocuğun üstüne kat mı çıkacağız? Sıvık. 3 dakikaya çok lan. Hadi bakalım pamuk eller cebe. Hande'nin veda partisi için bir hediye alacağız. Ne oldu? Doğum izinde mi çıkıyor? Daha bebeğin babasını öğrenemedik ki. Oo, siz de hala orada mısınız? Hamile falan değilmiş. Da hamile değil miymiş? Nasıl olur ya? Yanlış alarm. Nereye gidiyor peki? Valla işi bırakmış. Ha işte Bodrum'da of. Teyzesinin bir şeyi varmış galiba. Miras mı ne kalmış Bodrum'da? Oraya gidecek, oraya yerleşecek Bodrum'a. Hadi tamam çıkarın verin paraları. Nereye gidiyorsunuz? Hadi hadi! Hadi! Ne oluyor be? Manyak mı? Ne bileyim ben. Ne bileyim köpek kovalar gibi. Manyak mısınız deseniz.